Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çilek soslu muhallebi yapacağız. 4 su bardağı sütüm var. Normal klasik su bardağı ile olacak. 1 yemek kaşığı nişastam var. 2 yemek kaşığı unum var. 1 çay bardağı kadar şekerim var. Şimdi bunu kaynayana kadar karıştırıyoruz. Kıvamını almaya başlarken 2 yemek kaşığı kadar labne peynirim var. Onu koyuyorum. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz bunu. Labne peyniri güzel bir tat bırakıyor. Bunun yerine sıvı krema da koyabilirsiniz. Kapatmaya yakın en son vanilyayı koyacağım. Şimdi önce bir göz başlasın kaynamaya. Bu soğurken üstündeki çilek sosunu yapacağız. Başladı göz olmaya. Şimdi vanilyasını da dökelim. Şöyle altını kapatalım. Muhallebilerimizin soğumasını bekleyeceğiz. Bu arada da sosunu hazırlayacağım ben. Çileğime çok hafif yarım çay bardağı kadar su koydum. Yarım su bardağı şeker koyacağım. Ve bir yemek kaşığı da nişasta koyacağım. Şimdi karıştırarak bunu pişireceğiz. Çilek sosunun çok sıvı olmaması için biraz kaynatacağız. Nişasta ile de kıvam alacak. Muhallebilerimizin üstüne koyacağız. Sosumuz da kıvamına geldi. Şimdi altını kapatalım. Soğuyan, ılayan muhallebilerimizin üstüne çilek sosumuzu dolduruyoruz. Üstlerine birer tane soğuduktan sonra koyarsak daha iyi olacak. Evet arkadaşlar, tatlımız sunuma hazır. Çok güzel oldu. Biraz soğuduktan sonra, birkaç saat dolapta kaldıktan sonra yemeye başlayacağız. Şimdiden herkese afiyet olsun. Beğenilerinizi bekliyorum.